Bugünkü günde Kherson bölgesindeki Müslümanların yaşadığı 50 bölgede dini çalışmalar oluyor. Köylerde evler satıp alındı ve şimdi oralarda cuma namazı ve bayram namazları kılınıyor. Mevlütler okuduluyor. Dini dersler öğreniliyor. İftarlar oluyor. Ufak çocuklara İslami eğitim veriliyor. Yıl içi evlerde ve camilerde hoca olmayan köylere 200-500 kilometre uzaklıklara gidip Müslümanlara zaruri dini ilimler verilmektedir. Bu ilimler arasında en çok önemi akide ilmine veriliyor. Çünkü iman ibadetlerin kabul olması için ve ahirette cennete girebilmek için şarttır. Edilen dini derslerin sayesinde namaz kılan Müslümanların sayısı arttıkça artıyor. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenenler sayısı arttı ve artıyor. Mevlid-i Şerif'i okuyanların sayısı 10 teneden 300'e ulaştı. Ve yıl içi her hafta camilerde toplanıp Mevlid-i Şerif okuluyor. Ve bu merasimlerde çocukların izanını açmak ve onları güçlendirmek için Kur'an-ı Kerim'in, Mevlid-i Şerif'in okulması, kasidelerin söylenmesi, dini bilgilerin söylenmesi çocuklara veriliyor. 6 dilde dini kaside söyleyen gruplar hazırlandı ve o gruplara katılanların sayısı 5 taneden 350'ye ulaşmış durumdadır. Ramazan'da her evde olan iftarlardan hariç köy, ilçe ve şehir genelinde resmi iftarlar edilir ve oraya devletin resmi adamları gelir ve bu şekilde İslami tanıtılır ve sevdirilir. Ve aynı şekilde Mevlüt ayında bütün ay evlerde Mevlüt okumayla geçiyor ve ayrıca resmi şeklinde de geçiyor. Müslümanların yaşadığı bölgelerde kabristan için yerler alınmıştır, etrafı çeperinden sarılmıştır ve bununla bağlı olan işler devam ediyor. Yıl içi 2 ya da 3 dönüm festivaller ediliyor. Çocuklarımız hazırladığı kasideleri söylüyor. Ve Müslümanlar çocuklarının ne kadar çok edebileceklerini, yeteneklerini görüyorlar. Ve çocuklarımız da özgüven kazanıyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinde yarışmalar edilmektedir. Ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim okuyanların sayısı arttırılıyor. Yıl içi her hafta devlet gazetesinde İslam tanıtılıyor. Toyların başlanışında Kur'an tilaveti, Mevlid-i Şerifler okunmaya başlandı. Konuyla bağlı olan kasideler söylenilir ve bu şekilde Müslüman toplumu tekrar dinini hayatından alınanı geri getiriyor. Gayrimüslimanların İslam'ı hakkında doğru bilgiye sahip olabilmeleri için devletin kütüphanalarına İslami kitaplar verilmiştir. Her yıl tatil vaktinde çocuklara medrese ve camilerde dersler teşkil edilir. Çocuklara tevhid, iman, fıkıh, ahlak, Kur'an-ı Kerim okuma ilimler öğretilir. Müslümanların içinde İslam'a girdiren derecede İslami anada bilenlerin sayısı çoklandı ve onların ve elbette imamların sayesinde İslam'a girenler sayısı çoklandı ve daha da artıyor. Müslümanları korumak için her neredeki cemaat toplanıyor, Vahabi, Hizb-ı Tahrir ve 12 örgütlerin ehli sünnete ters gelen hatalarından uyarıldı ve o derecede ki Müslümanlar artık kendileri ayırtabiliyorlar ki o insanlar ehli sünnetten de güldürler. Müslüman milletlerin geçmişinde olan sevinçli ve hüzünlü günlerini anmak için camilerde toplanılıyor. Mesela Çanakkale Savaşı, Türklerin Ahıska'dan, Kırım Tatarların Kırım'dan sürgünü, Azerbaycan tarihinde olan katliamlar camilerde toplanılıyor ve ölülerimize Kur'an-ı Kerim okutuluyor. Büyüklerimiz tarafından o zamanda olan olaylar hakta cemaate tarihini anlatıyor. Tarihini bilmeyen geleceği olmaz. Ona sebep hem ölülerimizi yada salıyoruz hem de kardeşlik ve birlik yolunu toplumumuza göstermiş oluyoruz. Hastalanıp imkanı olmayan ailelerimize tedavi görmek için gerek olanını halktan yardım ediliyor. Allah'ım.
Efendimiz Muhammed'e mükemmel bir salat eyle, mükemmel bir salat eyle. Allah-u Teala ehli sünnetin akidesini korusun ve Müslümanları da akide üzerinde birleştirsin. Yüce Rabbimiz güneşin nuru kimi ehli sünnetin akidesini dünyada yayılmasını nasip etsin. Dünyanın